2020 yılı doğal afetler, kazalar, küresel kriz ve tabii ki koronavirüs salgınıyla geçti. 2020'yi kime sorsanız hala hatırlamak istemediği bir yıl olarak hafızasına şöyle bir köşe yattı. Kanal V mikrofonları da bugün Alanya sokaklarındaydı. Alanya halkı 2020'de yaşadıklarını ve 2021'den beklentilerini anlattı. Her yıl başında olduğu gibi büyük bir sevinçle girdiğimiz 2020 sanıldığı gibi güzel geçmedi. Hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan doğal afetler, küresel kriz ve tabii ki koronavirüs 2020'yi tarih sayfalarına unutulmayacak bir şekilde kazıdı. Antalya'nın tek televizyon kanalı Kanal V bugün Alanya sokaklarındaydı. Alanya halkına 2020 ile ilgili düşüncelerini ve 2021'den beklentilerini sorduk. 2020 yılı pek İyi geçmedi. En başta bu pandemi süreci bizi biraz psikolojikmen ve maddi olarak da çok etkiledi esnaf olarak. Ben yaşadığıma şükrediyorum. Çünkü kaybettiğimiz nice insanlar var. 2020 yılı her şeyden önce sağlığın çok önemli olduğunu öğretti bize. Yani gündelik hayattaki o umursamadığımız şeylerin ne kadar özel ve güzel olduğunu anladık. 2020 yılı sonsuz derece siyasi, ekonomik, her türlü antrikalardan, uluslararası, ulus içi her türlü antrikalardan geçti. 2020'de hiçbir şey yapamadık. Mezun olduk, derslere çalıştık. İşte KPSS sınavları vardı. Biliyorsun sınavlar ertelendi. Hala da işte sonuçlar açıklandı. Yine işte başvurular erteleniyor. Hala beklemeye devam yani. 2020 yılı bizim için sıkıntılı geçti. Maddi ve manevi olarak. Özellikle biz turizmle çalışan, benim iş yerim turizme bağlı bir yer. %80 geçen sene kaybımız var. 2020 yılı benim için çok kötü geçti diyebilirim. Çünkü 2020'de doğal afetler oldu, depremler oldu, yangınlar oldu, insanlar öldü. Bir de bu hastalık çıktı. Yani 2020 bizim için iyi olmadı. İnsanlar için çok büyük bir ders oldu diye düşünüyorum ben. Her ne kadar dezavantaj olsa da ben 2020'nin insanların duyarlılığını artırdığını düşündüğüm için çok daha sağlıklı, çok daha duyarlı ve katliamlardan uzak bir yıl olarak geçeceğini düşünüyorum. Halkın büyük bir çoğunluğu 2020 ile ilgili hatıraları pek hatırlamak istemese de küçük bir kesim durumdan pek de şikayetçi olmadı. Yani benim için çok iyiydi. Okullar kapandı. Her gün evdeydik, yatıyorduk falan. Daha ne isteyelim yani? Evet. Aynen abi, okul yok. 2020 yılından da beklentim benim normal yani. Gene okullar kapalı olsun. Gene yatalım her gün. Oturalım evde, yani daha ne isteyeyim. Peki Alanyalıların 2020'den beklentileri neler? Yasaklar şeyler biraz daha iyiye doğru gittiğini gösteriyor. En azından rakamlar onu gösteriyor. Daha iyi olur ümit ediyoruz. İnşallah bu sene de bu hastalık tümden ortadan kalkar, eski hayata döneriz. Beklenti umut. Umutlu olmamız gerekiyor. Evet. Yani 2020'den iyi geçeceğini umut ediyoruz yani en azından. İnşallah 2021 yılında bu sorunları yaşamayız artık. Sağlıklı, mutlu bir şekilde bir hayatımız olur. Evet. 21'de umudumuz var ama ne olacağı belli değil. En önemlisi pandemi olayı. Pandemi olayını çözerlerse belki iyi gider ve iyi olması için temenni ediyoruz. İnşallah 2021 daha iyi olur. Hem sağlık olarak hem maddi olarak. Hem manevi olarak. 2021'de beklentilerim ise daha güzel, daha sağlıklı bir hayat istiyorum. Yani insanlar şu an işsiz. Herkesin işine dönmesini istiyorum ve mutlu bir hayat dilemesi olmasını istiyorum. Herkesin barış içinde yaşayıp mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde bir yıl geçirmesi. Başka bir dileğim yok.